Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Varlık Barışı. Şahap Kavcıoğlu. 13 Temmuz 2016 tarihinde yani hain FETÖ kalkışmasından önceki son Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Varlık Barışı ile ilgili kanun kabul edilmişti. O tarihte ben de kabul edilen bu kanunun lehinde söz alarak TBMM Genel Kurulu'nda son konuşmayı yapmıştım. Kabul edilen bu kanun maalesef 15 Temmuz hain kalkışma nedeniyle tam olarak amacına ulaşamamıştı. Türkiye'nin geldiği noktadan rahatsız olan birileri 2013 yılında nasıl gezi olaylarını planladıysa aynı güç odakları bu sefer 15 Temmuz'u hazırlamışlardı. Ama bu millet sadece o olaylara değil, onlardan bu yana yapılmaya çalışılan hiçbir kumpasa fırsat vermedi, vermeyecekti. Son 5 yılda içeride ve dışarıda bu ülkenin geleceği ve bağımsızlığı için mücadele edilirken ne yazık ki bu ülkede kazanılan ama yurt dışına götürülmüş milyarlarca dolar var. Götürülen paraların bir kısmı bu ülkenin kaynaklarını kötü niyetle kullanan FETÖ terör örgütü tarafından yurt dışına çıkarıldı. Bir kısmı PKK terör örgütü kanalıyla götürüldü, bir kısmı Türkiye'deki azınlıkların çeşitli sahiplerle yurt dışına çıkardıkları paralar. Bir kısmı da hem bu iktidar döneminde hem de daha öncesinde bu ülkenin kaynaklarını kullanarak zengin olmuş bildiğimiz iş adamlarının yurt dışına çıkardıkları paralar. Şimdi bunların hepsini düşündüğümüz zaman Türkiye'de yerleşiklerin yurt dışında önemli miktarda para ve menkul değerlerinin bulunduğu bilinen bir vakadır. Türkiye artık her alanda verdiği mücadelenin yanı sıra Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir de ekonomik kurtuluş savaşı vermektedir. Dolayısıyla bu savaşı kazanabilmek için Türkiye'nin bu saydığımız kesimlerle de mücadelesi kaçınılmazdır. İşte bu nedenle de hükümet yeni bir kanun teklifi hazırlayarak meclise gönderdi. Bu gönderilen kanun teklifi vatandaşın borç yapılandırması, varlık barışı ve sigorta primleriyle ilgili konuları kapsamakta. Söz konusu kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bu kanunun en önemli konularından biri hiç şüphesiz tekrar gündeme gelen varlık barışının neleri kapsadığıdır. Kanuna göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek, bu varlıklar nedeniyle hiçbir surette vergi incelemesi ve vergi tarihiyatı yapılmayacak geçmiş uygulama sonuçları da dikkate alınmak suretiyle yeniden ele alınmış ve yurt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla daha basit, daha sade ve uygulanabilir, gerçekten yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirmek isteyen vatandaşlarımız açısından daha güvenceli, daha teşvik edici bir düzenleme yapılmıştır. Daha önce bu konuda yapılan düzenlemelerde çok fazla istenen sonuç alınamadı. Ancak bu sefer başarılı olma şansı OECD ülkeleri arasında otomatik bilgi değişiminin yürürlüğe girecek olmasının ve artık ülkelerin birbirlerinin yerleşik kişilerinin finansal bilgilerini ilgili ülkeye aktaracak olmasının yarattığı risk ortamı dolayısıyla biraz daha yüksektir. Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışında parası olduğu gibi bir başka ülke vatandaşının da Türkiye'de parası olabilir. Globalleşen dünyada küresel sermayenin bu kadar çabuk ve hızlı hareket ettiği bir dünyada farklı farklı ülkelerde farklı farklı ülke vatandaşlarının paralarının olması gayet doğal. Burada amaçlanan vatandaşlarımızın yurt dışında sistem içerisinde olan, izi olan, kaydı olan varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi suretiyle bu ülkenin ihtiyacı olan finansmanı sağlamaktır. Esas hedef yurt dışında sermayesi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'de yatırım yapmalarını kolaylaştırmaktır. Bugüne kadar halk yani bu ülkenin refahından aslında yeterince pay alamayan insanlar bu ülkeye sahip çıktılar. Artık sıra yıllardır bu ülkenin refahından en yüksek pay alan, bu ülkenin kaynaklarından en fazla yararlanan kesimlerde. Ellerini taşın altına koyma zamanları gelmiştir. Çünkü Türkiye'ye karşı küresel bir saldırı var ve buna karşı meydan okuyan bir Türkiye var. Bunu da hepimiz görmekteyiz. Bu makale sizlere Cins dergi sponsorluğunda sunuldu. Şahap Kavcıoğlu